Herkese merhabalar. Tapircast'in IEEE Spectrum serisinin IEEE Regionate Local Language Ambassador programı sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni bölümüne hoş geldiniz. IEEE Spectrum Ağustos 2023 sayısını ele aldığımız bu bölümümüze kapak sayfasında yer alan transkraniyal manyetik uyarım tedavisinin bağımlılık üzerine savaşan bir hasta üzerinde gerçekleştirilmesiyle ele alınan çalışmayı değerlendirerek başlıyoruz. Sonrasında yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarının hasta verileri üzerinde işlenmesi ve büyük veri kavramlarını ele alıyoruz. Ardından yarı iletken ve batarya teknolojileri üzerine konuşup silikonun bu alandaki yeri ve önemi üzerine tartışıyoruz. Daha sonra lityum iyon bataryaların tarihsel gelişimi ve bu gelişimde yer alan bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmalar üzerine konuşuyoruz. Son olarak Ay'daki ekstrem koşullarda kullanılmak üzere tasarlanan Cube Rover adlı aracı ve dünyanın alçak yörüngesinde yer alan Starlink'in internet uydularına gerçekleştirilen jamming atakları üzerine konuşup bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Cahit hoş geldin. Hoş bulduk Seda. Bugün IEEE Spectrum Ağustos 2023 sayısını konuşmak için bir aradayız. Yılın ikinci yarısına girdik ve IEEE Spectrum tarafından 2023 yılında sunulan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri Tapircast aracılığıyla biz de aktarmaya çalışıyoruz. Bu ayki sayının içeriğine genel olarak baktığımızda aslında her ay söylediğimiz dolu içeriklerin bu ayki sayıda gerçekten çok fazla olduğunu görüyoruz. Yer alan çalışmaların tarihsel gelişimine baktığımızda çok eskiye uzanan ve günümüz teknolojilerinin temelini oluşturan çalışmalar. Bu açıdan ben ilk olarak aslında kapak sayfasında yer alan çalışmayla başlamak istiyorum konuşmaya. Kapak sayfasında yer alan çalışma aslında doğrudan transkraniyal manyetik uyarım dediğimiz bir yöntemle ilgili. Burada bu yöntem beyne manyetik darbelerin, pulsların gönderilerek beyinde bir uyarım sağlanmasını ve beyin hücreleri arasındaki bağlantının kuvvetlendirilip yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Burada yer alan çalışmada bir hasta üzerinden örnek verilmiş. Hastanın kimliğini korumak için hatta Peter adını vermişler. Peter'ın uzun yıllar süren bir bağımlılığı var. Uyuşturucu bağımlılığı. Bu bağımlılığı yenebilmesi için ona transkraniyal manyetik uyarım tedavisi uygulanıyor ve etkilerini gözlemlemeye çalışıyorlar. Aslında tedavinin sonunda da hastanın kendi ifadelerinde şunu görüyoruz. Henüz fark edilebilecek bir etkisi olmadığını söylüyor hastanın kendisi. Bence çalışmanın spektrum tarafından vurgulanan kısmı da burada başlıyor. Çünkü bu tarz tedavilerin henüz tam olarak başarılı ya da başarısız olduğuyla ilgili bir kesinlik yok. Bu tedaviyi kullanan dünya çapında çok fazla klinik var. Hatta sadece bağımlılıklar için kullanılan bir tedavi de değil. Birçok psikiyatrik hastalık için de kullanılabilen bir tedavi yöntemi. Ve bir an önce kesin tedavi sonuçlarına ulaşılması gerektiğini vurgulamış spektrum. Aslında tedavi yöntemleri dediğimiz zaman tedavi yöntemleri insanlara uygulandığı için burada bir izin durumu söz konusu aslında. Hani devletler bu tedavilere izin veriyorlar mı, vermiyorlar mı, standartlara uygun mu, insan sağlığını nasıl etkiliyor? Bu noktada da önemli durumlar mevcut. Aslında senin bu bahsetmiş olduğun tedavi yöntemi dörde ayrılıyor diyebiliriz. Yine spektrumla verilmiş çok güzel görsellerle birlikte. Bunların bir tanesi standart olanı. Şu anda uygulanan senin de bahsetmiş olduğun görüntüde de verildiği üzere 8 şeklinde bir cihaz kullanılıyor. Kafatasının altında çok derinlere inmeden tedaviyi gerçekleştiriyor. Tedavinin şu ana kadar sonuçlarının çok net olamamasının sebeplerinden bir tanesi de budur belki de. Hani istenilen seviye beynin derinliklerine ulaşabilip tedaviyi orada gerçekleştiriyor. Derinlere inmek için de aslında yine bir tedavi yöntemi var. Bu da yine derin TMS diye geçiyor. Bu tedavi yönteminde de kask şeklinde bir cihaz kullanılıyor. Bu cihazın içerisinde manyetik bobinler mevcut. Buradaki amaç beynin daha da derinlerine ulaşabilmek aslında. Daha demin de bahsettiğimiz gibi. Temelde yine senin de bahsettiğin gibi amaç uyuşturucu bağımlılığını önlemek ve bu tür bağımlılıkları önlemek. Sigara bağımlılığı da buna dahil olmak üzere. Bunun yanında tabii psikiyatrik sorunların önüne geçmek de bunun içeriğinde yer alıyor diyebiliriz. Bir diğer yönteme gelecek olursak bu da yine bahsettiğim gibi izin alamamış, onay alamamış bir tedavi yöntemi. İki tane elektrotun kafaya yerleştirilmesiyle birlikte tedavi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Burada yani bariz bir şekilde beyne elektrik akımı uygulanıyor. Yani tedavi bu şekilde gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bir diğeri aslında direkt beyine fiziksel müdahaleyle tedavi gerektirecek bir yöntem. Bu durum yine bahsettiğimiz gibi beyin cerrahisini gerektiren bir durum. Bu da onay almayan tedavilerden bir tanesi.
Aslında Mücahit bahsettiğin gibi bu TMS dediğimiz transkraniyal manyetik uyarım tedavisinin gerçekten farklı çeşitleri var. Ama burada beyin içerisinde söylediğimiz gibi bu tedavi sadece bağımlılıklar üzerine değil psikiyatrik hastalıklar üzerine de uygulanan bir tedavi. Mesela Spektrum'un verdiği yazıda okuduğumuz kadarıyla Peter adı verilen hastada bağımlılığının üstesinden gelebilmesi için, bağımlılığının tedavi edilebilmesi için bu tedavi prefrontal korteks dediğimiz beynin karar verme ve mantıklı düşünme merkezine uygulanıyor. Bu açıdan her hastalığın farklı bir merkeze uygulanması ve bu merkeze bahsettiğin o cerrahi yöntemlerin yapılması aslında riskli şeyler. Sonuçta cerrahi gerektiren bir işlem. Farklı komplikasyonları olabilir. Bu açıdan zaten bu TMS yönteminin aslında uygulanma şekli, uygulanacağı alan ve sonuçları ile ilgili bir an önce kesinlik oluşması gerektiğini savunan bir yazı olmuş aslında Spektrum'da da verilen. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu tedavinin tabii ki dezavantajları da var. Uygulanan kişide oluşturacağı etkiler de var. Bunlar da düşünülerek aslında artık bu hastalıklar için uygun bir tedavi yöntemi olup olmadığının kesinleşmesi temenni edilmiş. Kapak sayfasında verdikleri bu çalışmayla son birkaç aydır görmediğimiz, doğrudan görmediğimiz biyomedikal çalışmalarından bir tane daha var aslında bu ayki sayıda. Bu çalışma yapay zeka ve makine öğrenmesiyle ilgili. Hastalar üzerinden alınan verilerin yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarıyla işlenmesi ve bu işlenme sonucunda elde edilen sonuçların bazı hastalıkların tedavisine yön verdiğinden bahsediyor yazıda. Bu işlenme sürecini ve alınan verileri bir örnekle anlatıyorlar. Bu örnek de yoğun bakımda bulunan ve zatüre geçiren hastaların mekanik ventilatöre bağlı olması ve bu ventilatörden elde edilen sorunun verileriyle gerçeklenmesinden bahsediliyor bu çalışmada. Elde edilen bu verilerle incelenen hastaların ölüm sebepleriyle ilgili bazı sonuçlar elde ediliyor. Pnömoni olan, zatüre olan hastaların verileriyle hem zatüre olup hem de COVID-19 geçiren hastaların verileri karşılaştırılıyor ve COVID-19 durumunda ortaya çıkan bazı bağışıklık sistemi bozukluklarının mı ölüme sebep olduğunu yoksa pnömoni hastalığının ikinci kere geçirilmesiyle mi ölümlere sebep olunduğunu araştırıyorlar ki burada zaten zatüre olup yoğun bakımda bulunup bir iyileşme sürecinden geçen hastaların kullandıkları mekanik ventilatör yüzünden hastane enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonu geçirerek tekrar hastalanmasıyla aslında ölümle sonuçlanan vakalar olduğunu görüyoruz. Burada aslında ölüm sebebinin gerçekleşen bu ikinci enfeksiyonla mı yoksa ilk geçirilen enfeksiyon ve artı olarak COVID-19 geçirilmesiyle mi oluştuğu sorusu da ortadan kalkmış oluyor. Bu açıdan hasta verileri, büyük veri ve yapay zekayı düşündüğümüzde hastalar üzerinden alınan verilerin bu şekilde makine öğrenme algoritmaları ile işlenerek aslında yeni bir döneme başlanıldığını da tekrar Spektrum vurgulamış Mücahit. Yani artık sağlığın içerisindeki yapay zeka öyle bir noktaya gelmiş ki haberin içerisinde yer alan bir sözde şu belirtiliyor. Artık doktorlar sağlığı bir yapay zeka problemi olarak görüyorlar. Yani yapay zekanın problemi ve işte büyük verinin problemi olarak görmeye başladılar. Bunun nedeni tabii karmaşıklaşan ağ yapıları vesaire. Bunu tabii önceki podcastlerimizde yine konuşmuştuk. Yapay zekanın bu kadar karmaşık sistemlere sahip olmasının bir diğer nedeni de aslında donanımdaki yüksek enerji ihtiyacı ve bunu işlemedeki bazı problemler ki bununla ilgili de yine yarı iletkenlerle ilgili baktığımız hemen bir altındaki haberde de şu geçiyordu. Ya bilindiği üzere transistörler germanyum tabanlı olarak çıkmışlardı Bell laboratuvarlarında. Daha sonrasında tabii ısıya daha dayanıklı olması sebebiyle silikona geçilmişti. Bir diğer adıyla silisyum. Burada da tabii gittikçe gelişti, gittikçe gelişti. Şu an en son MOSFET teknolojisi kullanılıyordu. Bunun daha da ötesine geçilip FinFET adında yani yaklaşık 10 yıldır kullanılan bir transistör teknolojisine geçildi. Yani FinFET'ler aslında geleneksel MOSFET'lerin yanında elektrik akımının kontrolü için yüzeydeki kapının altında bir kanal bulunurken FinFET'lerde fin yapısı üzerinde bir kapı bulunuyor. Ve bu da transistörün performansını artırıyor. Bunun daha da ötesine geçip nano levhalar kullanılarak ve bunları üst üste bindirerek daha hızlı, daha verimli yapılar elde edilmeye başlandığını söylüyor. Bunun yanı sıra yine aynı yarı iletkenler teknolojisi özelinde yine nano levhalar tarafından gidilerek enerji başlığı adı altında bir haber oluşturulmuş. Burada da yine kapak sayfasında gördüğümüz lityum iyon bataryalardaki silikonun öneminden bahsedilmiş. Bilindiği üzere lityum iyon bataryalar şu anda çok revaçta bütün cihazlarda,
görebileceğimiz bilgisayarlarda, tabletlerde, telefonlarda, kameralarda, hatta büyük sistemlerde, enerji depolama sistemlerinde kullanılan lityum-iyon bataryalar günümüzde çok yaygınlaştı. Bunun daha da ilerisine geçebilmek, kapasitesini artırmak, optimizasyonunu sağlamak için daha farklı kimyalar artık aranmaya başladı ki burada da karşımıza silikon çıkıyor. Şu an silikon lityumun yerine alabilir mi, alamaz mı diye çalışmalar devam ediyor ki hatta bunun somut örnekleri de mevcut ki burada birçok firmanın adı geçiyor. Burada silisyum yani silikon temelli bataryaların üretiminin artık anlaşmaların sağlandığı haberleri mevcut. Uzun vadeli, kısa vadeli birçok anlaşmalar mevcut ki bunun da sonuçlarını ilerleyen yıllarda göreceğimize inanıyorum ben. Aslında Mücahit bahsettiğin konular birbiriyle bağlantılı ve son noktayı bence bu ayki sayı içerisinde yer alan lityum iyon bataryaların gelişimini anlatan yazı koymuş. Çünkü lityum iyon bataryaların gelişiminde aslında 3 önemli bilim insanının yer aldığını görüyoruz ki 2019 Nobel ödülünde de bu 3 insan Nobel Kimya Ödülü ile ödüllendirildi. Bu 3 bilim insanının lityum iyon bataryalara günümüzde birçok yerde kullanılan lityum iyon bataryaların gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu anlatan çok detaylı bir yazı var. Bu yazıda aslında bu bilim insanlarının bu süreçte başına gelen her şeyi görüyoruz. Patent arayışlarından, hayatlarından son noktasında aldıkları Nobel ödülleri, yaptıkları, yapacakları çok güzel bir yazı olmuş aslında. Bu açıdan senin de lityum iyon bataryaları ilgin olduğunu biliyorum Mücahit. Sevdiğim bir konu. Ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Tabii sayıyı okurken haberi görür görmez zaten benim ilk okuduğum haber bu haber oldu. Ya haber gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmış aslında serüveni. Bunun daha da ötesinde tabii lityum iyon bataryaların tabii en başında gelen Alexandra Volta'yı tabii anmazsak olmaz burada. Pilin mucidi olarak bilinen bilim insanı ki bundan bir zaman sonra tabii daha da verimli nasıl yaparız diye bilim adamları devam ederken Whittingham lityum iyon bataryalar çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Batarya teknolojisinin gelişimine baktığımız zaman aslında kimyalarla oynama var. Yani anot, katot, elektrolit bunların sürekli değişmesiyle farklı parametrelerle, farklı oranlarla kimyalar değiştirilerek en verimli sonuç elde edilmeye çalışılıyor ki burada çok güzel örnekler var. 3 adet pil konfigürasyon resmi var. Burada anot ve katotların hangi kimyalara sahip olduğu mevcut. Burada Whittingham ilk yapmış olduğu pil tasarımında anot olarak lityumu kullanıyor. Katot olarak da titanyum disülfiti kullanıyor. Ve üretmiş olduğu voltajın 2.4 olduğunu görüyoruz. Bundan sonra yine serüvene devam edecek olursak karşımıza John Goodenough çıkıyor. John Goodenough yine Whittingham'ın çalışmalarına bakarak buradaki lityumun özelliğini keşfederek katotta lityum kobalt oksidi kullanmayı deniyor. Bunu kullanıyor. Tabii bu da yine makaleleri mevcut bununla ilgili çok ayrıntılı, detaylı ve uzun süreli bir çalışması var ekibiyle tabii ki. Burada yine gördüğümüz üzere 4 volta ulaşıyor. Yani bu şu anki aslında bataryalarda da gördüğümüz bir oran ki şu anda en genel olarak bilinen 18650 yapısına sahip pillerde de görüldüğü üzere tabii kapasitesi normal nominal olmak şartıyla 4.2 maksimum voltaj görüyoruz genelde hepsinde. Burada da yine Goodenough'ın bu şekilde bir sonuca vardığını görüyoruz. Bu serüvenden devam edecek olursak da yine Yoshino karşımıza çıkıyor. Yoshino tamamen bu serüvenden bağımsız kendisi çalışmış olduğu bir firmada pil geliştirmeye çalışıyor. Ama şu an elinde hazır bir anotu var. Grafit dediğimiz bir malzemeyi kullanıyor. Bunun için katot arayışı mevcut. Bu katotu da yine masasının üstünde çok güzel belirtmiş orada. Masasının üstünde karıştırırken Goodenough'ın makalesini görüyor. Tabii bu makaleyi aslında önceden bulmuş, görmüş ama okumaya fırsatı olmamış, okumamış. Daha sonra bunu görünce kendisinin üretmiş olduğu anoda aramış olduğu uygun katodun acaba Goodenough'ın üretmiş olduğu lityum kobalt oksit katodu olabilir mi diye deneyini yapıyor ve çok güzel sonuçlar alıyor. Bunu değiştirilmesindeki, daha verimli olmasındaki sebep de lityum kobalt oksit olarak kullanılan katot ve yine lityum metali, lityum iyonu olarak kullanılan anot birbiriyle reaksiyona girdiği zaman yani kendi içerisinde o ortadaki bariyer, ayıraç dediğimiz kısım herhangi bir deformasyona uğradığı zaman birbiriyle reaksiyona girdiği zaman çok büyük problemlerle karşılaşabiliyoruz ki bu da şu an zaten bataryanın çok tehlikeli olmasının sebeplerinden bir tanesi. Yeni Yoshino'nun üretmiş olduğu anotta da görüyoruz ki grafit mevcut. Grafit de bu tehlikeyi aslında tam anlamıyla tersine çeviren, daha güvenilir yapan bir sisteme dönüştürüyor. Bunun yanı sıra patent tarafına gelecek olursak gerçekten çok problemli zamanlar yaşamış bu işleri yapanlar. Tabii bu insanlar bunu herhangi bir kar amacı gütmek için yapmıyorlar. Ki zaten Goodenough'ın Nobel
ödülünden sonraki röportajında da görecek olursak, hani bu işi yaparken ki motivasyonunuz neydi diye sorduğunda ilk cümlesi gerçekten ilgimi çekiyor. Yani ilginç bir durum olduğu için ben bu işi yapıyorum diyor. Yani burada görüyoruz ki insanların buradaki amacı bu işten zevk almaları, bu işi yapmaktan hoşnut olmaları. Ya tabii bu serüvende de destek alınmasa olmuyor. Yani süreçte insanlar belli çalışmalar yapıyorlar, belli emek sarf ediyorlar ve bunların üretime geçmesini istiyorlar. İnsanlık namına faydalı olmasını istiyorlar. Bunun için de tabii çeşitli firmalara, çeşitli şirketlere başvuruda bulunuyorlar. Başvurdukları çeşitli yerlerden red alıyorlar, olumsuz cevaplar alıyorlar. Ta ki bu şekilde bir teknoloji ihtiyaç duyan firmaya denk gelene kadar, ki o firma da Sony. Sony zaten hali hazırda kamera üreten bir firma. Kameralarına kendi işlerinde zaten bir pil üretmek için çalışmaları mevcut. Sadece en uygun kimyayı, en uygun konfigürasyonu bulamadıklarını görüyoruz ki burada da bu işe yatırım yapma kararı alıyor en sonunda. Burada da yine yazıda en son belirttiği üzere Pasteur'un bir sözünden bahsediyor. Siz teknolojiye ne kadar hazır olursanız karşınıza çıkan fırsatları o kadar iyi değerlendirirsiniz. Yani biz sürekli kendimizi geliştirmek, sürekli bir şeyler ortaya koymak, üretmek zorundayız. Ki karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirim. Gerçekten bizim teknolojinin devinimiz serisinde edindiğimiz tutumla birebir bir teknolojinin serüveninden bahsedilmiş Mücahit. Aynı zamanda bilim insanlarının verdiği savaşı da anlatmışlar. Gerçekten burada bulunan bilim insanları çok değerli ki biz 2019'daki Nobel ödüllerini değerlendirirken bu bilim insanlarına değinmiştik TapirCast olarak. Hatta Goodenough en yaşlı Nobel ödülü alan kişiydi. Geçtiğimiz Haziran ayında da kendisi vefat etmişti. Bu açıdan aslında dediğin gibi bir serüven görüyoruz. Büyük bir teknolojinin serüvenini pek durumda bizlere sunmuş. Aslında lityum-iyon pillerle beraber enerji alanında çok büyük bir yol kat edilmişti. Spektrum aslında enerjiyle ilgili bir yazı daha sunmuş bu ayki sayıda. Bu da uzay araçlarının nasıl enerji elde edeceği ve uzayda bu enerjiyi elde ederken aynı zamanda ekstrem koşullara nasıl dayanacağıyla ilgili bir çalışmada sunulmuş. Çalışmada gördüğümüz aslında en temel şeylerden bir tanesi bence üretilmiş olan teknolojinin testlerinin de gerçekten çok muntazam bir şekilde yapılması gerekiyor ki sizin bu teknolojileri gönderebileceğiniz yerlerin aslında belli bir sınırı olmadığını görüyoruz. Siz bu teknolojiyi sadece dünya için değil aslında uzay için de yapmış oluyorsunuz. Yani buradaki lityum-iyon bataryaların üretimi aslında bence üretirken düşünülmüyordu. Yani uzaydaki araçlarda da lityum-iyon bataryalar kullanılacak şeklinde bir düşünceyle bence bu motivasyon yoktu. Bu teknolojileri çok zor, çok ekstrem koşullar altında kullanabilmek için de daha da farklı yöntemler aslında kullanılıyor. Burada da ondan bahsetmiş zaten. Cube Rover denen bir teknolojiden bahsediliyor. Aslında bu ufak işte 4 tekerlekli 4 ila 10 kilogram aralığında bir ufak araç, keşif aracı diyebiliriz. Ya tabii ayın zor koşullarını şu şekilde somutlaştırabiliriz aslında. Güneş gören tarafının normal zamanda 120 santigrat derece olduğunu görüyoruz. Güneş görmeyen kısmında -220 dereceye kadar ulaştığını görüyoruz. Yani burada üretilmiş olan teknolojinin hem bu zor koşullara dayanıklı olabilmesi gerekiyor, hem kendi kendine yetebilmesi gerekiyor, hem de buradaki sıcaklık değişimlerine gerçekten dayanabilecek malzemenin yani mekanik anlamda da dayanıklı olması gerekiyor. Yani burada çok çok detaylı araştırmaların, testlerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Yine bu Cube Rover'a gelecek olursak Cube Rover'da kendi kendine yetebilmesi demiştik. Cube Rover'da kendi kendine yetebilmek için güneş panellerini kullanıyor. Ki bu da zaten ayın güneş gördüğü zaman kullanılmaya başlanılan bir cihaz. Burada da şunu görüyoruz. Yani biz normalde dünyada güneş panellerini yere paralel bir şekilde gökyüzüne bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Tabii biraz onun açısı vesairesi mevcut. Daha da verimli olabilmesi için. Öğlen vaktinde güneş dik bir şekilde panele vursun diye bu şekilde bir konfigürasyon gerçekleştiriyor. Fakat ayda bu şekilde gerçekleşmiyor. Ayda güneş her zaman ufuk çizgisinin orada oluyor. Burada görülüyor. Bundan dolayı da bu cihaza bu panel dik bir şekilde yerleştiriliyor. Yani burada gördüğümüz üzere bu teknolojilerin çok kapsamlı, çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde çalışılması gerekiyor. Ki Spektrum'un yine bu haberin son kısmında da belirtildiği gibi biz şu anda belki de hayal edemediğimiz şekilde 2040'larda, 2060'larda artık belki de daha da yakın zamanda ayda şu anda mesela Antarktika'da bulunan üsler gibi belli üsler kuracağız. Orada çalışmaya normal bir çalışıyormuş gibi gidip geleceğiz belki de. Bundan bahsediyor.
Aslında 2025'te NASA tarafından gerçekleştirilecek olan Artemis projesiyle buna benzer bir şey planlandığını söyleyebiliriz Mücahit. Bu açıdan yakın gelecekte yaşanılacak gelişmeler için dünya dışındaki gezegenlerde Ay'da ekstrem koşullara uyum sağlayabilecek cihazların geliştirilmesiyle sağlanılacak keşifler daha da kolaylaşacak söylediğin gibi. Aslında dünya dışına çıkmışken, uzay haberlerini konuşmuşken bir habere daha değinmek istiyorum. Geçtiğimiz ay aslında Temmuz sayısında Ukrayna ve Rusya Savaşı'nı dronlar üzerinden anlatmıştı Spektrum. Bu ayki sayıda da Starlink'in internet uyduları üzerinden anlattığını görüyoruz. Bu savaşın etkilerini bu uydular üzerinde gözlemliyoruz. Dünyanın alçak yörüngesinde bulunan Starlink uydularının Ukrayna'ya hizmet vermeye başladıktan sonra Rusya tarafından jamming ataklarına uğradığı gözlemlenmiş. Ve burada artık şuna da dikkat çekiliyor bu örnek üzerinden. Uzayda alçak yörüngede bulunan uyduların boyutları giderek azalıyor. CubeSat dediğimiz uydu türleri keşifler için çıkarıldı. Alçak yörüngede bulunan bu uyduların boyutları azaldıkça aslında hesaplama güçleri de azalıyor. Bu hesaplama güçlerinin azalmasıyla da gelişecek atakların tespiti ve bu ataklara karşı oluşturulacak işlemlerin gücü de azalmış oluyor. Bu açıdan hatta şunu da vurgulamışlar. GPS uydularına göre bu tarz uyduların daha fazla güce ihtiyacı var. Bu açıdan bu uyduların ataklara uğramasıyla aslında Starlink'in de uzun zamandır bir sıkıntı yaşadığı vurgulanmış haberde. Ayrıca bu tarz uygularda kullanılan Software Defined Radio dediğimiz SDR'ların kullanılmasının sağladığı avantajların yanı sıra güvenlik zafiyetleri de oluşturulduğu vurgulanmış. Alçak yörüngede bulunan bu karmaşıklık, bu kargaşa aslında bizim toplumsal gündelik yaşamda kullandığımız çok basit gelen artık işte navigasyon teknolojisini bile etkileyebilecek düzeye varabilir. Bu da vurgulanmış yine dediğin gibi spektrumun içerisinde. Yani biz şu an kullandığımız normal navigasyonda çeşitli problemler, işte gitmek istediğimiz yere zamanında ulaşamama, yanlış veri alma gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Söylediğin gibi Mücahit, aslında dünyada yer alan savaşların uzayda, dünyanın yörüngelerinde uydu savaşları olarak yansımasını görüyoruz. Bu mesaj da verilmiş aslında bize bu haberle. Bu ay gerçekten çok fazla içerik vardı ve biz zamanımız yettiğince dikkatimizi çeken gelişmeleri konuşmaya çalıştık ki birçok detaylı gelişme var konuşmadığımız, değinemediğimiz çalışmaların da yer aldı. Bu ayki sayıyı açıklamalara ekleyeceğiz. Füzyonla ilgili de gerçekten detaylı bir yazı vardı bu ayki sayıda. Editörün notunda da bahsedildiği üzere füzyonun yakın gelecekteki önemi, enerji, yine diğer içeriklerle bağlantılı bir çalışmaydı. Yine hands-on çalışması. Gerçekten dolu dolu bir sayıydı. Vaktimiz yettiğince dikkatimizi çeken gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Katıldığın için teşekkür ederim Cahit. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dileriz.